Herkese selam arkadaşlar. Bugün mükemmel bir doğayla sizi tanıştırdık. Özellikle Kanada ve Toronto'da gezilecek yerleri hem video çektik, hem size bilgilendirme yaptık, hem de güzel doğanın önünde temiz havayı solukladık ve tam video çekerken de tren gibi nedir bunların ismi? Streetcar mıydı neydi? Onlar geçiyor. Yani subway'in yerüstü hali diyelim. Burası arka şeye baktığınız zaman gerçekten harika bir manzarası var. Ama tabii ki konumuz ne harika yerin harika olması ne de manzara. Bugünkü konumuz özellikle internet üstünde dönen üçkağıtçılıklar, kandırma politikası, özellikle dil bilmeyen arkadaşlarımızın gerek Türkiye'de gerek de burada ona düşmesi. Şimdi konumuza gelelim. Evet arkadaşlar, ilk başta size bir telefon gelir. Der ki Revenue Canada'dan arıyorum. İlk gelenler bile hemen bankaya gittiği zaman CIBC'den hem vize hem de normal kart görevini gören bir kart alabiliyor. Yani o kart vize işlemini de yapıyor. Diyor ki ben Amazon'dan aradım. Sizin vize kartınızda iki tane işlem var. Amazon güvenlik sisteminden arıyorum. Acilen bizimle konuşun. Sizi bu dertten kurtaralım. Yani bunu İngilizce söylüyor. Tabii birebir böyle söylemiyor. Ama söylediği şey sizi tedirgin edebilecek ölçüde ciddi, sakin ve korkutucu. Tabii işi bilmeyen arkadaşlar hemen dinlemeye alıyor. Size ilk başta yapacağı şey isminizi, soy isminizi sormak, adresini sormak, arkasından ne mi geliyor? Kartınızın numarasını sormak. İşte asıl püf noktası o. İsim, soy isim, kartınızın numarasını verdiğiniz an sizde son kalan 3 numarayı, arkada bulunan 3 numarayı soruyor. O da güvenlik şifresi, güvenlik numarasıdır. Onu verdiğiniz zaman eviniz yıkıldı demek. Eğer kartınızda para varsa, ne kadar para varsa o kartla alışveriş yapabilirler veya o kartı çıkarabilirler, para çıkarabilirler. Özellikle Amazon dünyada çok yaygın olduğu için şu dönemde son 1-2 ayki trend Amazon üstünde. Aynı zamanda beni de birkaç defa aradılar ve benim vizem olmadığı için, Mastercard olduğu için hemen jeton düştü. Dedim bu konuda bir video yapıp bizi izleyenleri uyaralım. İkinci bir kandırma yöntemi uzun yıllardır aslında yapılan bir şey. Ve ne yazık ki birçok insanımız da buna kandı. Ve bu kanmanın sonucunda hem ekonomikmen hem psikolojikmen zarara uğradı. Nasıl? Bir Amerikalı kız görürsünüz. Asker. O askerin farklı boyutlarda resimlerini de, yani sivil fotoğraflarını da görürsünüz. Der ki ben Suriye'de işte Amerikan askeriyim. 3 ay sonra görev sürem bitiyor. İstiyorum sizi de Amerika'ya getireyim. Ve size mesajı Türkçe yazıyor. Veya hangi dildeyse mesajı o dilde yazıyor. O siz de diyorsunuz ki eğer Umut'a yolculuk etmeyi düşünüyorsanız, Türkiye veya diğer ülke, kendi ülkenizden kaçmak istiyorsanız bu size bir şey gibi geliyor. Kurtarıcı bir şey gibi geliyor. Onunla konuşuyorsunuz. İkinci, üçüncü şeyden hemen başlıyor. I love you, I hug you, I miss you. Lütfen Kanada'ya gel. Ve bunun için sizden bilgiler istiyor. İşte ben şimdi gideceğim ama benim şirketim var. Gel seni şirkete ortak edeyim. Cüzi bir miktar gönder, senin şirketime ortak edeyim. Şirket üstü seni göndereyim. Veya kimse de diyor, işte eğer sen İslamiye dönmüşse sen artık benim biletimi alırsın diyor. Türkiye'ye gelirim diyor. Sen diyorsun ki tamam ben bileti alayım. O zaman diyor sen bileti alma. Ben daha ucuza alırım. Parayı şuraya gönder. Ben alayım. Bunların hiçbirisi olmadığı zaman ne olur? O zaman da WhatsApp üstünden de sizinle ilişkiye geçiyor. Telefonunuzu istiyor. Ama görüntü telefona çıkmıyor. Bakın. Her şeyi yapıyor ama görüntülü telefona çıkmıyor. Çünkü amacı sizin hesaplarınıza girmek,
sizden para koparmak. Bu da bir başka yol. Hatta geçenlerde eski eşimin akrabalarından birisinden duydum. Onu da aynen Amerikalı aramış. O da eşine söylemiş, böyle bir fırsat elimize geçti. Gel boşanalım ve buradan gidelim. Eğer kızın son anda onu uyarmamış olsaydı, o da çarpılanların trenine ne yazık ki binmiş olacaktı. Bunun dışında Revenue Canada, yani Kanada vergi sistemi, en çok yapılan üçkağıtçılık da o sistem üstünde. Nasıl? Tam özellikle vergi döneminde Şubat, Mart, Nisan aylarında bu çok alıyor. Ve söyledikleri şu, sizin Kanada revenue verginizi yapmazsanız bile diyor, sizin işte şeyleriniz, verginiz yatırmamış, GSP'niz, PSP'niz yatırılmamış, sizin bu kadar borcunuz var, evine icra gelebilir, banka hesaplarınıza el konulabilir diyor. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Ne oluyor? Siz de bir korkuya kapılıyorsunuz. O korkuyla sizden istenilen bilgileri veriyor ve ilk istediği şey de sosyal insurans numarasıdır. Siz sosyal insuransı verdiğiniz anda yaşamınız bitti demektir. Çünkü Kanada'da sosyal insurans numarası sizin kimliğiniz gibidir. Özellikle önemli yapacağınız her işte ilk gittiğinizde diyelim ki health kartı, yani sağlık kartı istediği zaman sosyal insurans numarası da ister. Hastaneye gittiğiniz zaman eğer kayıtlı değilseniz yine aynı şekilde. Diyelim ki sosyal yardıma gittiğiniz zaman yine aynı şekilde. Dediğim gibi bu numara hayatınız boyunca sizinle birlikte oluyor. Yani ilk geldiğinizde farklı numara alıyorsunuz ama Landit'ini aldığınız zaman, yani Green Card'ı, Amerikan deyimiyle kartınızı burada aldığınız zaman artık tamamıyla resmen refüjüsünüz. Kanada'da birinci sınıf vatandaş gibisiniz. Sadece seçme seçilme hakkınız yok ama onun dışında bütün haklarınız var. Şimdi onu kaybettiğinizde, onu verdiğinizde çıkartmanız da çok zor. Yani bir kimlik gibi, gerçi burada kimliğinizle kaybetmeniz zor çıkarıyor. Ama kolay olan bir tek ehliyet ve sağlık kartlarınızı kaybederseniz ciddi bir problem değil. Kanada ajansına gidiyorsunuz, sosyal servise gidiyorsunuz, Kanada sosyal servisine gidiyorsunuz. Hemen onu çıkarabiliyorsunuz. Ama onun dışındakiler, pasaportunuz dahil, kayıp işlemleri 6 ay, 3 ay, hatta 1 sene bile sonra sürebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii sadece bununla da yetinmiyorlar. Yani bunun gibi birçok, bunu Facebook üstünde yapıyorlar, Instagram üstünde yapıyorlar, mal ve malzeme üstünde yapıyorlar. Özellikle Çin'den alacağınız mallarda, Hindistan'da alacağınız mallarda çok dikkat edin. İster bir tişört olsun, ister de elektronik bir parça olsun. Paranız gidebilir. Dördüncü bir diğer olay da sizi Kanada'ya getireceğiz olayı. Bu da çok çok işlenen bir sistem. Nasıl? İşte diyor ben lawyer'ım veya diyor ben işte lawyer'ın yardımcısıyım. Yani burada legal aid diyorlar. Avukatın yardımcısına legal aid diyorlar. Size diyor işte sizi getirebilirim veya sizi Meksika'ya getiririm. Eşim polis, yok babasının, dedesinin, annesi emniyet müdürü veya ben şuyum, ben buyum. Ondan sonra sizi direkt orada Meksika'da Amerika ve Kanada vizesi alırız diyorlar. Tamamıyla yalan arkadaşlar. Yani Kanada vizesi dünyada en zor alınan vizelerden birisi. Bundan dolayı da vize almak gerçekten zor. Ama diyelim ki Meksika'ya gittiniz. Ondan sonra kendi başınasınız. Yani sizden 7 bin, 8 bin, 10 bin, 15 bin dolar alanlar ortadan kayboluyor. Onun için kesinlikle bu tür şeylere inanmayın. Ve işin ilginç yanı, adamlar o kadar şuursuz olmuş ki WhatsApp numarası koyuyorlar.
WhatsApp numarası biliyorsunuz ki internetten de bir numara alıp WhatsApp numarası açabilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Bedava bir hattır. İstediğiniz zaman kapatırsınız. Çok farklı isimlerle de açabilirsiniz bunu. Bundan dolayı ya telefonu var, adresi var diye inanmayın, güvenmeyin. Bu adamlar afiş yapmışlar. O afişi Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar. Adam düşünsene yani dünyanın en zor ülkesine diyor 12 bin, 15 bin vermeyin, gene 7 bin, 8 bin dolara sizi Meksika'ya götürelim. Meksika'da da size Kanada vizesi alalım. Yani buna bizim buradaki yaşlılar da güler derler ya. Onlar zaten hep güler. Allah gülmelerini artırsın. Ama ayyaş bir toplumun ayyaş çarpıcıları. Ve ne yazık ki bunlar da daha şeyi bulabiliyor. Yani bunlar da çarpacak adam bulabiliyor. Çünkü bu konuda birçok bizi izleyen arkadaşımız mesaj gönderdi, resim gönderdi. Evet arkadaşlar, bugün 4. videomuz. Videolarımızı izleyin, abone olun, like yapın ve bizimle birlikte olun. Bize düşüncelerinizi yazın, istek ve talepleriniz varsa onları da yazın ve lütfen Mitani TV ailesine katılın. Hoşça kalın, dostça kalın.